Merhaba, iyi günler. Biraz futbol konuşalım. Az yaptığım bir şey, hiç yapmadığım söylenemez. Ama fırsatı değerlendiriyorum. Yani ortayı görünce kafayı vuruyorum ya da golü atıyorum diyelim. Bir kitap var. Ümit Metin Yıldız'ın Soyunma Odası kitabı. Ümit Metin Yıldız çok erken yaşlarda futbola başlıyor. Sonra teknik direktörlük ve şimdi de yorumculuk ve bütün bunları gerçekten çok tatlı bir şekilde bu kitapta anlatmış. Ama hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bir hatıra kitabının ötesinde bir şey. Çok ciddi bir Tanıl da zaten ön söz yazmış Bora. İletişimden çıktığımda bu arada söyleyelim. Bayağı bir edebiyat da var işin içinde. Ya ben tabii onu değerlendiremiyorum açıkçası. Yani mahcup oluyorum tabii bu tür şeyleri duyduğumda ama mutlu da oluyorum bir taraftan. Yani şöyle oldu. Ya bu okuma yazma serüveni bende biraz erken başladı. Biraz dayımlardan kaynaklanan bir şey. Yani ben 12 Eylül dönemini yaşadım. Yani o ara biraz işte dünyayı kurtarmak gibi bir derdimiz vardı bizim. Kendimizi kurtarmadan dünyayı nasıl kurtaracaktık bilmiyordum ama etkileniyorsunuz tabii çevrenizden. Ya bu edebiyat okuma işleri bayağı bende bir tutkuya dönüştü. O esnada futbol devam ediyordu. Ya bu kitabın tabii ben ortaya çıkacağına çok fazla ihtimal vermiyordum açıkçası. Çünkü çok güç bir iş, onu biliyorum ama Tanıl Bora sağ olsun çok cesaretlendirdi beni. Bir Adana futboluyla ilgili bir yazı istemişti bende. Ben Adana Spor'da antrenörlük yaptım 2001 yılında. Bu kitapta da var. Orada evet var. Ya yazamam ben Tanıl dedim. Yazarsın hocam dedi. Sonra ben bir şeyler yazıp gönderdim ona. Bu yetmez dedi. Gayet güzel. Biraz daha buna bir şeyler ekle dedi. Ondan sonra ben kendi kendime artık işte o kendi anılarımı ufak tefek notlar almaya başlamıştım. Sürekli beni teşvik ediyordu. Ne alemde ne yapıyorsun diye. Ya bir süre sonra artık epey bir şey birikince bir araya getirdim. Ender Öz Kahraman sağ olsun. Yani en son ona gönderdim yazdıklarımı. O üzerinde epey bir insan arasına çıkacak hale getirdi. Sonra Kıvanç Koçak'la da yani editörüm benim aynı zamanda ama çok yakın bir dostluğumuz da var. Futbolun bana kattığı çok kıymetli insanlar bunlar. Yani futbola o yüzden şükran borçluyum. Hatta bir sanatçı takımıyla ilgili de bir antrenörlük dönemim var benim. Harika insanlarla tanıştım orada. Yani sonuçta işte böyle bir şey oldu. Çok mutlu oldum tabii ki. Şimdi şöyle bir bakınca görüyoruz. Tam böyle istim üzerinde bir gençken Fenerbahçe'ye gol atmış. Evet. Bir Konya sporluyken birden bir sakatlık oluyor ve ondan sonra sanki... Baş aşağı indim aşağıya. Net öyle oldu çünkü milli takıma çağrıldım ben o dönem. Piontek Fatih Terim Hoca, Fatih Hoca yardımcıydı. Ya gerçekten çok iyi bir maçtı. Onun da kitapta anlatıyorum aslında ama evet, bir uğursuz tabii. 11 numara hikayesi vardı takımda evet. O dönem. O zaman numaralar birden 11'e kadar evet. Şimdiki gibi serbestlik evet. Yok. Ya 11 numarayı giyen oyuncu bir hafta sonra bir şekilde oynayamıyordu. Ya çok kötü oynuyordu, oyundan çıkıyordu, bir sıkıntı yaşıyordu. Mehmet Ekşi yardımcı hocamızdı. Teknik direktör ayrılmıştı. O kalmıştı takımın başında. Kadroyu kurarken beni oynatmaya karar veriyor. Şöyle diyor kendi kendine. Beni çok iyi tanırdı. Ben de onu çok iyi tanıyorum. Bir tek Metin 11 numarayı kafaya takmaz diyor. Çünkü mevki olarak aslında 11 oynamıyorum. Orta saha oynuyorum. Bana giydirdiler. Harika bir top oynadım. Ben gol attım. İşte milli takıma çağrıldım. O zaman herkes şunu dedi. Ya 11 numarada bir uğursuzluk yok. Siz oynayamıyorsunuz gibi bir şey oluştu. Ben ilk antrenmanda ayağım kırıldı benim. Demek ki uğursuzmuş. Tam uğursuzmuş. Bırakın hani hafta sonu ben sezonu kapadım ve ondan sonra Süper Lig'den aşağıya böyle dolu dizgin indim. Bu futbolcunun kaderinde bu çok olan bir şey mi? Ya şöyle olan bir şey tabii ki. Yani mesela benim en verimli olduğum maçtan sonra başıma gelmesi benim için trajik oldu aslında. Ama tabii o esnada kendi hatalarınız da çok fazla var. Ya belli bir havaya giriyorsunuz. Ya işte Metin yine oynamıyor. İşte Metin ne zaman dönecek falan. Kendinizi bir şey zannetmeye başlıyorsunuz. Ve ben düzeldikten sonra hep o algıyla yani ben hazırım hemen beni oynatsınlar algısıyla futbola baktım. Ama öyle olmadığını gördüm. Şeyi merak ediyorum. O çok ilginç. Şimdi... kitapta da var. Bir futbolcu Ümit Metin, bir de teknik direktör yardımcı ya da teknik evet. Direktör Ümit Metin. Şimdi futbolcunun teknik direktörle sorunları var. Teknik direktörün futbolcuyla sorunları var. İkisini de yaşamış, iki tarafta da yaşamış birisi olarak kim haklı? hiç kimse haklı değil ya da herkes haklı. Yani Nasrettin Hoca hikayesi gibi oluyor biraz. Herkes haklı ya da kimse... Ya şöyle, futbolculukla teknik direktörlüğün aslında uzaktan yakından ilgisi yok. Ben teknik direktör olunca bunu anladım. Yani bizim şu an yaşadığımız ciddi problemlerden bir tanesidir. Yani şöhretli oyuncuların, yani iyi oyuncuların, medyatik oyuncuların futbolu bırakır bırakmaz hemen takım bulmaları bizim Türk futbolunda şu an ciddi problemlere yol açıyor ve bunun son derece sakıncalı olduğunu biliyorum ama anlatamıyoruz tabii. Yani çünkü ya oyunculukta çok klasik bir şey var ya, kendinden sorumlusun, ama teknik direktörlük sadece futbolla beslenebilen bir şey de değil teknik direktörlük. Yani psikoloji lazım, sosyoloji lazım. Çok fazla kaynaktan beslenmeniz lazım. Maalesef biz o konuda biraz... Yöneticilerle doğrudan muhatap oluyorsunuz. Onun çok öyküleri var öyle. Yani, para pul işleri vesaire. Çok büyük sıkıntılar tabii ki. Yani bunların hepsinin sadece kendiniz bunların üstesinden gelme şansınız yok. Ama teknik direktörlerde de şöyle bir şey var. Hepsini kendisi halletmeye çalışıyor. Yani çok fazla yardımcıya alan açmıyor. İşte psikolog diyorsun, benden iyi psikolog mu var diyor. Ya değil aslında, öyle değil yani o iş. Çünkü yani teknik direktörlük davranışlarında da onların da psikoloğa ihtiyacının olduğunu çok net görüyoruz. Yani en ufak bir hakem hatasında dudak okumalarla işte hakeme edilen küfürlere tanık oluyoruz falan. Çok zor bir iş, onu söyleyebilirim, ama bir o kadar da keyifli bir iş. Ben çok severek yaptım yani. Şimdi yıldız futbolcularda teknik direktör meselesi önemli bir husus ama... Bizde mesela çok iyi örnekler var. İstikrarlı olmasa bile mesela Rıdvan fena değildi. Rıdvan Sergen yani bayağı başarılara imza attı. Şimdi mesela Arda daha başlar çok başlamaz. Erken, evet. Ama fena gitmiyor. Yok, gayet iyi gidiyor. Yani evet. Şimdi Burak, Emre Belezoğlu, Arda kıyasladığımızda Arda onların önünde epey bir mesafe kat etti. Okan Hoca tabii ya, ciddi imkanlar buluyorlar. Yani bunu da dolayısıyla kullanıyorlar. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani çok böyle birikim isteyen, ya ben işte artık bunu öğrendim dediğiniz anda geriye düşmeye başladığınız bir iş. Biz o konuda biraz kendimizi yenilemekten, gelişmekten çabuk vazgeçiyoruz. Yani hele biraz başarı yakaladığımızda yani onun ondan sonraki dönemde bizi taşıyabileceğini düşünüyoruz ama ondan sonra işte benim Konya Fenerbahçe maçında başıma gelenler şu anki teknik direktörlerin de başına geliyor. Yani her gün her şey değişiyor Ruşen Bey. Şimdi yabancı oyuncu ve teknik direktör, bir zamanlar çok teknik direktör, az yabancı futbolcu vardı. Şimdi sanki durum değişti gibi. Şu anda Süper Lig'e baktığımız zaman genellikle Türk teknik direktörler. Ama takımların artık son düzenlemeyle beraber ilk 11'leri bile silme yabancı olabiliyor. Eskiden yabancı oyuncuları adlarını bilirdik. Evet. Şimdi çoğunu bilmiyoruz. Öğrenemeden gidiyorlar. Söyleyemiyoruz. Telaffuz dahi. Sizin zamanınızda pek yabancı futbolcu yoktu galiba. Yoktu tabii, bu kadar yoktu. Yani ben Süper Lig'de 4 sene oynadım Konyaspor'da. Vardı yabancı oyuncular ama yani bir elim parmağını geçmiyordu yani. Zaten şey de vardı, kısıtlama da vardı o dönemde. Kısıtlama da vardı. Ya kısıtlama, paralar bu kadar değildi. Şimdi paralar aldı başını gitti. Tabii bunu şimdi 125 milyon euro bu dönemde transfere, bonservise ödenen para var. Süper Lig'den bahsediyorum. Sadece bonservise ödenen para. Ve bu paranın 100 milyona yakınını 4 büyükler dediğimiz takımlar harcıyorlar. Yani kalan 25 milyonu Anadolu kulüpleri anca harcayabiliyor. Ya burada tabii çok ciddi suistimaller var. Bu artık bilinen bir şey ama denetlemede biraz sıkıntı var. Yani burada halledebileceğimiz işleri dışarıdaki oyuncuyla halletme gibi bir sakatlanmış bir düşüncemiz var ve bunu çok ciddi anlamda talep eden de büyük kalabalıklar var. Yani işte ben geçen gün hatta şöyle bir şey söylemiştim. Epey bir tepki de çektim. Kerem Aktürkoğlu için hani gelen yabancı oyuncuları özel uçakla gelip karşılıyoruz ya işte havaalanlarında falan. Ya bu çocuğu da özel uçakla gönderelim dedim, yani bir onurlandıralım. Ya bak şimdi harika bir takıma gitti ve müthiş işler yapıyor. Ya sen ne anlatıyorsun, neyin peşindesin diye Galatasaraylılardan bir sürü tepki çektim. Ama bu algıyı kırmak maalesef çok zor oluyor. Bir de mesela Kerem Aktürkoğlu demişken orada çok ilginç bir örnek var. Giderken taraftarların da büyük bir kısmı iyi gitti kurtulduk dedi ve öteki tarafta Benfica'da Yani o zaman ne oluyor? İnat mı ediyor yoksa burada önünü bir şey mi kesiyor? Kesiyor, kesinlikle kesiyor. Yani biraz daha geçmişine baktığımızda, biraz daha 5-6 sene önceye gittiğimizde yaşadığı ilişkiler aslında bizim buradaki, yani bu coğrafyadaki çocukların kaderini de anlatıyor aslında. Yani biz maalesef hani çok klasik bir hikayedir. Yani cehennemde herkesin başında zebaniler dururken Türklerin başında kimse yokmuş. Niye diye sorduklarında ya onlar çıkmaya çalışırken zaten aşağıdakiler çekiyor diye. Ya bu boşuna çıkmıyor aslında bu laflar. O anlamda çok zorlukları aşarak bir yerlere gelmeye çalışıyoruz biz. Teknik direktör olarak da öyle, oyuncu olarak da öyle. Ama genel yapımız bu. Sadece futbola özgü bir şey değil ki bu yani. Aynı şey siyasette de geçerli. Aynı şey bilmiyorum yani hukukta da geçerli, tıpta da geçerli. Böyle bir yapımız var. Bunu kıramıyoruz maalesef. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi sizin girdiğiniz zamanlar, yani futbola başladığınız zamanlar herhalde sokaktan futbolcunun geldiği son zamanlardı. Şimdi işler daha sanki değişmiş gibi. Bir kere sokaklarda oynamak, yani halı saha diye bir şey çıktı mesela. Eskiden böyle bir şey yoktu. Toprak saha ya da okulların bahçeleri falandı. Bir de futbol okulları, şunlar bunlar. Şu anda nerede yetişiyor futbolcular? Ya dediğiniz koşullarda yetişiyor. Yani halı sahalarda yetişiyor. Ya bizim en büyük zenginliğimiz de o. Çok doğru bir tespit. Ya bizle beraber o şey bitti. Çünkü biz 51 göçmeni benim annemler. Gazi Osman Paşa'ya gelmişiz. Bizim başka bir şansımız da yoktu. Tek katlı evler, bahçeli evler, işte meyve ağaçlarının olduğu evler ve bir sokağımız vardı. Yani okuldan gelir gelmez biz hava kararana kadar futbol oynardık ve sokaktan bir ya da iki araba geçerdi o dönemlerde. O geçenlerde biraz mahcup olurdu yani bizim oyunumuzu bozdukları için. Bizle beraber tabii o evler artık bir 6-7 katlı olmaya başladı. Ağaçlar kesildi falan. O kaynak kurudu. Mahalle takımları vardı. Nefis hikayelerdi onlar mesela. Önce mesela mahalle takımına seçerlerdi seni. Sonra semtin amatör takımı görürdü. Eğer gelişmen devam ederse oraya girerdim falan. Şimdi iş tamamen endüstriye döndü. Şöyle bir şey de var. Biz mesela hani dayak yerdik demeyeyim. Ben anneme babama haksızlık etmeyeyim ama gerçekten top oynadığı için dayak yiyen arkadaşlarım vardı benim. Yani ayakkabı eskir, pantolon eskir, ekonomik sıkıntılar var. Şimdi niye oynayamıyorsun diye çocuklar dayak yiyorlar yani. Çünkü çocuğu şey olarak görmeye başladı aileler. Kendisini kurtaracak bir araç olarak görmeye başladı ve son derece sağlıksız bir yapı. O ağırlığı zaten çocuk kaldıramıyor, onu hissettiği anda olacağı varsa da olamıyor. Peki bu endüstriyel futbolda altyapıdan altyapı imkanlarına erişmede sınıfsal bir fark var mı? Yani şimdi sizin zamanlarınız ki ben de birkaç yaş büyüğüm ve ben futbolcu olmadım ama biliyorum nasıl olunduğunu. Mesela ben Çağlayan'da büyüdüm. Orada top sahası vardı. Şimdi adliyenin olduğu yerde falan. Orada insanlar kendilerini göstermeye çalışırdı falan ve şimdi ama endüstriyelleşince sanki alt sınıf çocukları, yoksul ailelerin çocuklarının o şeyi, endüstriyel futbol çarkına girmesi sanki biraz zorlaştı gibi mi? Çok zorlaştı. Yani geçenlerde bir istatistik okumuştum. Yani dünyanın en iyi tıp doktoru olma ihtimaliyle Messi olma ihtimali arasında dehşet bir fark var yani. Yani tıp doktoru olma ihtimaliniz, yani bütün dünyanın tanıdığı tıp doktoru olma ihtimaliniz Messi olma ihtimalinden daha yüksek. Düşünebiliyor musunuz? Artık yani işin ne kadar güçleştiğini ve insanların oraya ne kadar çok fazla kanalize olduğunu. Ama bu işte biz mesela oyunu para kazanmak için falan oynamıyorduk. Oyunun büyüsüne kapılmıştık. Biz hani para mı kazanacağız, bir yerlere mi geleceğiz, öyle bir düşüncemiz yoktu. Şimdi iş tamamen o noktaya evrildi. Ve o çok büyük sıkıntı yaşıyor ve altyapılarda şimdi ekonomi bu kadar büyümüşken aslında oraların çok da sağlıklı olması gerekir diye düşünüyoruz ama öyle değil maalesef. Yani o altyapılardaki ilişkiler, o hocalar, teknik adamlar, oradaki eğitim mesela Beşiktaş'ın şu anda ki Beşiktaş mesela bu konuda ülkenin en verimli takımlarından bir tanesidir. 13 kategoride mücadele ediyor öz kaynakları ve tek bir sahada antrenman yapıyor. Düşünebiliyor musunuz yani? Tek bir sahada antrenman yapıyor ve ona rağmen işte Semihler, Demir Ege'ler, Mustafa Ekimoğulları hala oradan o şartlarda dahi insanlar çıkıyor. Ama bunu iktidar sahiplerine, yani kulüp yöneticilerine bunu maalesef anlatamıyoruz. Yani altyapı üst yapıyı belirler hikayesi vardır ya, siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Ama bu gerçekten böyle, hayatın her alanında böyle. Ama hiç oralara girilmiyor çünkü yani insanlar Icardi ile, Osimhen'le ilgileniyorlar. Ve mesela şimdi formalara baktığımızda Metin Oktaylardan, Metin Kurtlardan, Lefterlerden, Can Bartulardan, şimdi artık çocukların sırtındaki formalarda Icardi. Ya bunu tabii bir şöven bir milliyetçilikle söylemiyorum, yani gelsin, gerçekten gelsin, o insanlar da gelsin, ama öyle bir korkunç bir transfer çılgınlığı ülkede aldı başını gidiyor yani. Biraz da yorumculuğa bakalım. Şimdi ben ne zamandır izlemiyorum ama izlediğim zamanlar hep şeye bakardım. Mesela özellikle teknik direktörlere. Bakalım ne kadar yorumculuk yapacak. Çünkü öyle oluyor değil mi? Bir teknik direktör teklif alıyor. Cazip bir teklif. Yorumculuğu bırakıyor. Açıkta kaldığı zaman teknik direktör oluyor gibi bir şey var. Bazı eski futbolcular var, o hiç teknik direktörlük yapmamış. Evet. Onlar zaten oluyor da orada yani her iki şeyi de yapmış birisi olarak, yani futbolculuğu ve teknik direktörlüğü yapmış birisi olarak yorumculuk, ki şu anda YouTube yayınlarıyla beraber herhalde çok mecra var. Çok fazla. Çok mecra var. Siz Habertürk Spor'da başladınız. O da yeni başladı. Yeni başladı. Evet. Hayırlı olsun diye. Çok sağ olun. Nedir bu? Bir piyasa var değil mi? Orada da bir endüstri mutlaka, var. Mutlaka. Ya şöyle, ben kişisel olarak hani ben de iş bulamadığım için oraya çıktım de bir iş bulayım falan diyeyim de biraz şey olsun. Değil öyle. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Tabii ki hani orada görünürlük, bildiklerinizi anlatma şansınız biraz daha fazla oluyor. Ben Benlik Radyo'da da yorumculuk yapıyorum. Öyle başladım zaten. Salı ve Cuma günleri yapıyordum. Şimdi belki her gün yapacağım. Yani insanlara ulaşmak güzel bir şey aslında, yani kendinizi ifade edebilmek. Ben o konuda çok böyle çaba sarf eden bir insan değildim. Ama benim yakın çevrem, mesela ben kitapla ilgili de, ya kitabım çıktı, şu oldu, bu. Ya öyle bir yapım yok benim yani. O beni mutlu ediyor. O da çok kıymetli. Yani ben kendiyle baş başa kalabilen bir insanım, ama yakın çevrem çok sağ olsunlar. Ciddi de bir çevrem var o anlamda. Ya ben de bu potansiyeli görünce, ya niye sende kalsın? Hani bunu sadece kendi aramızda konuşmayalım. Kitlelere de bu ulaşsın gibi bir çaba içine girdiler. Sağ olsun Mehmet Dayan bu konuda, bizim özel bir dostluğumuz da oluşmuştu. Beni ikna etti demeyeyim ama yani hocam konuş, yani burada bir şey yok ki bunda falan dedi. Çünkü ben ona karşı çıkan bir insandım. Yani şimdi teknik direktörsün, işin yok. Medyaya çıkıyorsun, televizyona çıkıyorsun ve bir süre sonra iş buluyorsun. Ama tamamen o düşünceyle çıkıyordu teknik adamların birçoğu. Yani ben orada görünür olunca yöneticiler beni dinler ve iş bulmam kolaylaşır diye. Benim öyle bir kaygım olmadığı için çok da rahat konuşuyorum. O esnada bir iş falan gelirse de hayır demem belki de. Ama öyle bir derdim yok. Gerçekten bütün samimiyetimle onu söyleyebilirim. Şimdi iş deyince... Mesela hep şöyle bir şey oluyor. Süper Lig'de özellikle biliyoruz ki 6. haftaya girdi. Kaç teknik direktör gitti? Şu anda giden var değil mi? Olmaz olur mu? Abdullah Hoca gitti yani. Evet. Abdullah Hoca gitti. Adana Demirspor'un, Adana Demir'in hocası gitti. Hatay'ın hocası gitti. Bir hoca daha ayrıldı. Dün bir, bugün iki. Tabii. Ama Avrupa'nın biz yani en fazla teknik direktör kıyımı yaşanan ülkesiyiz. Uzak arayız yani. Uzak ara. Tabii. Trafik kazalarında nasıl en öndeysek, teknik direktör kıyımında. Ama şöyle bir şey de var Ruşen Bey. Ya bu liyakat olmadığı için, yani teknik direktörleri seçerken liyakat denilen kelimeyi tamamen unuttukları için, ikili ilişkiler ve yukarıdan gelen önerilerle teknik direktörler seçildiği için bu kıyım da çok normal. Aslında öyle olmasa, hani teknik direktörü seçerken mesela şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörüne bakıyorsun. Ya bu kadar öğretici, bu kadar ilham verici bir adam olabilir mi? Ama şimdi da Avrupa'daki başarısı. Ama tamam, bıçağı soktular. Şimdi kanırtıyoruz yani. İşte Semih üzerinden, Mustafa Ekimoğlu üzerinden falan, ama yani görebiliyorsunuz onu yani. Oyuncunun gelişimini görüyorsunuz. Maç önü, maç sonu konuşmalarını görebiliyorsunuz. Hiçbir bahane üretmeden. Mesela en son biz bu haftaki maçlardan önce program yapmıştık biz HT Spor'da. Maç kadroları geldi ve hocaların şeyleri başladı. Maç önü konuşmaları başladı. Ahmet Selim Kuldu moderatör. Ben dedim ki şimdi hoca, Van Brokers için söylüyorum. Bakın asla hani 3 günde bir maç yaptık, yorgunuz, deplasmana çıkıyoruz, buralara girmeden oyunla ilgili düşüncelerini söyleyecek dedim. O da bana dedi ki hocam tersini söylerse ya bir şey yapamam dedim yani. Ben şimdi ondan öyle bir şey beklemiyorum dedim. Okan Hoca'nın şeyi geldi, maç önü açıklaması. Ya biz başladık gülmeye. Çünkü 3 günde şu kadar maç yaptık, Barış Alper Yılmaz. Yani biz hemen işin yani olası bir mazeret. Yani cebimize hemen onu koyuyoruz. Hiç o toplara girmeden o oyunla ilgili, Antep'le ilgili, kendi yapacaklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ama onu biz kendimize çevireceğiz yani, bırakmayacağız. Ya göndereceğiz? Gerçekten yani bu yeni olan bir şey değil. Jesus'un başına gelenleri unutmadık yani. 3'lü mü oynanır, 5'li mi oynanır? Yani o kadar böyle enteresan bir toplumuz ki. Geçen gördüm, hala çok alakası gibi gelecek ama Mourinho Galatasaray maçından sonra birisi, bir adını almayalım, bir uyduruk bir kanaldan birisi ona Google Translate'ten bakıp soru soruyor, bir şey soruyor falan. Evet. O da diyor ki siz gerçekten gazeteci misiniz diyor. Çok acayip bir şeydi. Yani bir spor medyası diye de bir sorun var tabii. Valla ben genelde bir sorunumuzun olduğunu düşünüyorum. Tabii o çok içinde olduğumuz için çok belirleyici. Ya soru sormasını bilmiyorum. Çünkü soru sorarken biz yorum yapıyoruz. Yani soruyu sorarsın, çekilirsin. Yani yarım saatte soru soruluyor bizde. Çünkü orada bu işi ne kadar iyi bildiğini anlatmaya çalışıyor aslında kendini insanlar. Götürüyor. Ve bir şeyimiz var bizim. Yani bir aşağılık kompleksimiz var. Maalesef var yani, onu da halledemiyoruz. Çünkü çok az okuyoruz. Şimdi bana diyorlar ki ya o futbolla okumanın, ya diyorum ki çok ilgisi var. Yani siz şimdi nasıl söyleyeyim, mesela oyunculara, en son çalıştığım takımdaki oyunculara şunu anlatıyordum. Ya dişini fırçalarken bak o suyu açık bırakıp o esnada o suyu boşa akıtıyorsan buradaki pası düzeltemeyeceksin diyordum. Böyle bakıyordu bana, ne anlatıyor bu adam diye. Diyordum ki bak tesisten çıkıyorsun, klima çalışıyor, elektrikler açık ve faturayı sen ödemiyorsun. Sen ödemediğin için onu antrenman boyunca orada çalıştırıyorsan ve o işi açık bırakıyorsan pasını düzeltemeyeceksin diyordum. Anlamıyor insanlar yani. Ha bir süre sonra evet ya ne oluyor falan demeye başlıyorlar ama ya biz dışarıdaki hayatı düzeltmeden içerideki hayatı düzeltmeye çalışıyoruz. Olmuyor bu. Gerçekten olmuyor. Başaramıyoruz yani bunu. Şimdi evet şeyi bir hayırla analım. Kitapta en etkileyici bölümlerden birisi Sedat Balkanlı. Sizin merhum ve bir kötü bir hastalık sonucu hepimiz gördük zaten hastalık sürecinde. O beraber başlıyorsunuz birçok şeye. Yani müthiş bir hikayedir o. Yani sonu tabii çok kötü biten bir hikaye ama biz genç takımla birlikte başladık. Gazi Osman Paşa genç takımında işte darbe sonrası 3. lig kuruldu. Yani çok büyük bir enerji var tabii. O enerjiyi bir yerlere kanalize etmek için 3. lige biz şöyle çıkmadık. Hani oynayarak, alttan başararak çıkmadık. Tesisi olan, belli maddi imkanları olan takımları 3. lige aldılar 84 yılında. Biz de 3. lig öyle profesyonel olduk. 4 sene Gazi Osman Paşa'da oynadık. Ama bizim gerçekten hani gecemiz gündüzümüz beraber geçerdi. Yani o kadar bir acayip bir birlikteliğimiz vardı. Sonra Konyaspor'a transfer teklifi geldiğinde Sedat'ı çok isteyen takımlar vardı. Yani Konya'nın dışında Antep, Denizli, sırf Konya'yla beni beraber istiyoruz diye Sedat mesela ondan Konyaspor'a geldi. Ayrılmayalım diye. 4 sene de orada birlikte oynadık. Sonra ben işte o bahsettiğimiz maçtan sonra bir sakatlık geçirdim. Gazi Osman Paşa'ya geri döndüm. O Bursa'ya gitti. Bursa'da bir sene oynadı sanırım. Galatasaray'a geldi. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geldi. İşte o mevşum hastalığa yakalandı. Oynarken hasta. Tabii Galatasaray'da mesela müthiş bir performansı vardı. Hastalığının ortaya çıkması daha futbolcuyken. Tabii canım, Galatasaray'dan işte Fenerbahçe'ye transfer oldu. O teşhis kondu ve ondan sonra zaten Fenerbahçe'de oynayamadan o iyileşme sürecine girdi ve maalesef tabii çok normalde bu kadar uzun yaşaması da beklenen bir hastalık değildi ama en başta tabii sevgili eşi Şükran yani insanüstü bir dayanışma ve bakım gösterdi sağ olsun. O esnada bir sürü kulüp ve şeyler destek oldular ama maalesef işte kaybettik yani. Evet, Allah rahmet eylesin tekrar. Şeyi sormak istiyorum, benim özel ilgi alanım olduğu için İslami hareketler. Şimdi en son Bilgin Gökberk yazılarını kitap yaptı biliyorsunuz. Evet. Adını da Top Tarikatı koydu. Şimdi bir zamanlar Fethullahçıların çok ciddi örgütlendiğini biliyoruz. Evet. Hapis yatan, kaçan. Mesela Arif hala kaçak değil mi? Evet. Nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Evet. Hakan Şükür'ün Amerika'da olduğunu biliyoruz ama bu gerçekten bir olgu muydu? Çok net. Çok belirleyiciydi o dönemde. Ve oyuncular arasında bu müthiş, şöyle söyleyeyim, hani antrenörlerin iş bulmasında, oyuncuların transfer yapmasında, transfer yapılan oyuncuların o yapının içinde yaşaması, eğer girmiyorsan, yani oraya girmiyorsan orada senin yaşaman mümkün değildi. Çok belirleyiciydi. Ve o esnada bir sürü insan, yani çok iyi yerlere gelebilecek bir sürü insan maalesef yok oldu gitti. Yani öyle bir baskı da oluşturuyorlardı. Yani ben teknik direktörlüğümde bunu bizzat yaşadım. Ya, tespitim var ama çok fazla bir şey yapamıyorsun. Çünkü o dönem o kadar güçlüler ve o kadar normalleşmişti ki o iş. Hangi yıllar bu? Yani ben mesela antrenörle 97-98 sezonunda başladım. Gaziosmanpaşa'da başlamıştım ben. Yardımcı antrenör olarak başladım. Ve o dönemde yavaş yavaş yükselmeye başlamıştı. Yani büyük takımların işte oyuncuları, yöneticileri çok ciddi bir güç oluşturmuştu. Sonradan işte süreç nereye geldiğini zaten hepimiz biliyoruz ama. Kendi işlerinde dayanışma. Korkunç bir dayanışma vardı. Ve diğerlerini de dışlama mı? Kesinlikle, kesinlikle. Eğer orada teknik direktör biraz irade koyamıyorsa çok ziyan olup giden oyuncular oldu o dönemde. Ya benim bazı tanıklıklarım da oldu. Yani biz Adanaspor'da, Rıdvan Hoca'dan sonra biz Adanaspor'a gitmiştik. Uzanlar dönemiydi. Orada biz bir şampiyonluk yaşadık. Orada mesela benim Gaziosmanpaşa'dan tanıdığım oyuncularla o gücü oluşturan oyuncular arasında çatışma çıktığında biz mesela biraz orada diğer taraftan yana olsaydık o oyuncu daha sonra Galatasaray'a falan geldi, yani bahsettiğim oyuncu. Yani yok olup gidebilirdi yani, ki bunun örnekleri çok fazla oldu. Bu Fethullahçıları mı kastediyoruz? Tabii direkt onlara. Çünkü başka yerlerden de biliyorum, hatta bir tarikatın birisiyle konuşurken şey diye söylemişti. Bizim futbolcularla ilgilenen arkadaşımız şu diye genç bir arkadaşı göstermişti. Her tarikatın vesaire. Ya ben şöyle bir şey anlatayım. Yılı tam hatırlamıyorum. 2. Lig'teydi, Ankara Demirspor Kulübü ile ben transfer görüşmesi yaptım. Her şeyde anlaştık. Hiçbir sıkıntı yoktu. İstanbul'a geldim. Artık planlama yapılıyor. Transferler belirlenecek falan. O esnada ekibimdeki benimle birlikte çalışacağım arkadaşım, bana yardımcılık yapacak olan da şeydeydi. Gaziosmanpaşa'da görevdeydi. Sezon bitmek üzereydi bu anlattığım şeyde. Onların bir playoff maçı vardı. Ben bunu söyledim, dedim Ankara Demir'le anlaştık. İşte sezona orayla başlayacağız falan diye. O gün onları ziyarete gelen bir o ekipten birisi geliyor. Ankara Demir'le bir antrenörün anlaştığını söylüyor. Şimdi benim anlaştığımı bildiği için hemen bana telefon açtı. Ya dedi, sen böyle böyle diyorsun ama işte buraya şu isim geldi. O Ankara Demir'le şu hoca anlaşmış falan. Ya dedim, oğlum saçmalama yani, bak bugün geldim ben işte Ankara'dan falan. Sabahsı bana telefon geldi. Ve gerçekten büyük bir samimiyetle ve bir mahcubiyetle, hocam çok özür diliyoruz. Böyle böyle bizim halledebileceğimiz bir iş değil ama... Birisi atanmış yani. Evet, yani birebir yaşadığım bir olaydır bu. Ki bunlar hani benim yaşadıklarım 2. Lig boyutunda olan şeylerde, Süper Lig'de, 1. Lig'de falan bir neler olduğunu... Şike konuşmadan olmaz. Kitapta var bir şey. Ya o da birebir yaşadığım bir anıdır benim. O çok acayip. Onu bir kısaca özetler misin? Şöyle, Gaziosmanpaşa'da oynuyorduk. Çok kritik bir maça, şampiyonluğa oynuyoruz artık. O duruma gelmiştik. Bir deplasmandı. Kritik bir deplasmandı. Bana söylediği yöneticiler, ben takım kaptanıydım. Ya dedim tamam, bu iş olacak da hani bunu nasıl yani anlayacağız. Bana dediler ki işte seremoniye çıkınca o iki oyuncu orta sahada kalacak ve ayakkabılarını bağlayacak dedi. Numaralarını söylediler. Tabii numaralarını söylediler. 4 ve 9'du sanırım. Evet. Şimdi biz önce çıktık. Ben artık hani tüylerim diken diken bekliyorum. Yani o çıkanları gidip öpeceğim neredeyse hani orta sahada. Ya 3-4 oyuncu kaldı, ne oluyor falan dedim ben. O ikisi de çıktı. Herkes çıktıktan sonra bunlar kaldılar. Bir süre ayakkabılarını bağladılar. Peki maçta ne yaptılar? En çok hani şöyle vatan kurtaran kahramanlar olur ya, yalancı kahramanlar. Yani 9 oyuncuya maç sattı diyebilirsin. Bir tek onlara en gayretli onlar. Nasıl bağırıyorlar, arkadaşlarına çağırıyorlar falan. Bizim rahmetli Sedat atmıştı golü. 1-0 yendik. Yani onların bir şey yapmasına gerek kalmadı aslında. Ama gerek kalsaydı... Bu çok yaygın mı hakikaten? Ya şimdi o dönemde çok fazla yaygındı. Hani şimdi diyorlar ya hayat önceden çok temizdi falan filan diye. Ya ben onu şey yapmıyorum. Her dönemin kendi affedersiniz pisliği oluyor. O dönemde çok fazla, doping çok fazlaydı. Şey olmuyordu, kontroller olmuyordu. Mesela doping yüzünden çok hastalanan, çok hayatını kötü... Ne yapıyorlar mesela? Doping? Ya bize mesela oynadığımız dönemde ben çok fazla değil, hemen hemen hiç tercih etmedim ama çok böyle şey gibi, hani aspirin alır gibi masörler getiriyorlardı. Atlara vurulan iğneleri vurdukları oluyorlardı yani. Pervitin diye bir iğne vardı. Çok net hatırlıyorum. Çok yaygındı ve hiçbir kontrol yoktu. Şimdi tabii artık iş epey profesyonelleşti ve iyi ki de öyle oldu. Çünkü gerçekten sağlığınızı kaybediyorsunuz yani. Bu teşvik primi denen olay, şimdi şike değil teşvik primi, böyle bir laf var. O da ayrı bir şey değil mi? Ya farkı yok aslında. Yani ahlaksızca bir şey. Bence hani onu iyileştirmeye çalışan bir kesimde var. Yani ne var ki yani, işte para alıyorsun. Zaten oynaman gerekiyor. O parayı almakta ne var falan diye düşünen bir kesimde var ama ben ikisinin de aynı olduğunu düşünen bir insanım. Yani şikeyle teşviğin arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gayri ahlaki bir şey yani. Son olarak taraftardan bir bahsedelim. Bir tane kahraman var. Tek başına Amigo mu? Hangi takımında o? Bruno, evet. Şekerspor'un. Evet. Onun şu an onun yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Ben Şekerspor'da da çalışmıştım ki benim editörüm Kıvanç Koçak başka takım tutmaz mesela. Evet. Orada kitapta da ben o Şekerspor olayında ondan anlatıyorum. Her yere giden gerçekten tek başına. Ondan sonra da zaten şu an Kıvanç Koçak var ama takım ortada yok yani. Takım ortada yok. Peki taraftarlık nasıl bir şey? Burada şimdi hem futbolcu hem teknik direktör ve de yorumcu olarak muhakkak taraftarlarla hep muhatap oldunuz. Evet. Yani bunlar tribünden de olabilir ya da şeye gelen de olabilir. Ne derler? Evet. Kamp yaptığınız yere gelen, şu olan, bu olan. Şöyle benim hiç aram iyi olmadı. Yani kötü geçineyim diye öyle bir derdim zaten hiç olmadı ama hep problem yaşadım. Şöyle problem yaşadım. Ben taraftarım. Daha doğrusu taraftarı yönlendiren insanların dünyaya bakışını ve takımlara bakışlarını bildiğim için ben o toplara hiç girmeyi tercih etmedim. Bunun bedelini de çok ağır ödediğim zamanlar oldu. Kocaeli Spor takımında mesela ben çalıştığımda amatörden çıkan bir takımdı. 3. lige çıkmıştı. Ben o zaman teknik direktör olarak orada görevliydim. Hiç aram iyi olmadı. Ama şöyle hani ben aram kötü olsun diye bir şey de yapmadım aslında ama istediklerini biliyordum genel anlamda. Ben o toplara hiç girmedim. Dehşet bir yönetim vardı. Yani hiç hayatım boyunca unutamayacağım bir yönetim ve başkan vardı, Bahri Yavuz diye. Sonuçlar da oldukça iyi gitti. Yani küme düşmesin denilen takım finalde biz Altay'a penaltılarla kaybettik mesela playoff'ta. Ve o yani küme düşmesin denilen takımın çıkamamasını da o sorumluluğu da bana verdiler sezonun sonunda. Taraftar aslında bu noktaya kolay gelmedi Ruşen Bey. Burada teknik direktörlerin ve yöneticilerin korkunç sorumluluğu var. Hala yani her maçı taraftara hediye eden, her maçtan sonra taraftardan özür dileyen bir dil var ve taraftar grubu da kendini artık ya biz neyiz noktasına getirdi ve teknik direktör değiştirmeye başladı. Yönetim değiştirmeye başladı ama taraftarların böyle bir sorumluluğu asla olmadı. Korkunç bir renktir. Yani ben bazı maçlarda ısınmaya çıktığında takım tribünlere bakıyordum. Tüylerim diken diken oluyordu. O kadar önemli bir renktir ama şeyi değişti. Anlamı, manası gerçekten değişti. Onları kullanan yöneticiler ve teknik adamlar türedi. Teknik adam ve yöneticileri belirleyen ve kullanan da bir yani karınca ezmez şevkilerden maalesef kötü bir noktaya evrildik yani biz. Evet, nasıl toparlayalım? Vallahi ben çok konuştum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bayağı bir her şeyden konuştuk değil mi? Atladığımız bir şey yok. Futbolcu, teknik direktör, yorumcu, taraftar dedik. Biraz da yönetimle bitirelim hadi. Yönetimler yani... İnsan neden yönetici oluyor? Siz değişik takımlarda, Anadolu'da, çok büyük fazla, şehirlerde, çok yerde. Mesela mahalle takımında da başkan var, başka yerde de başkan var. Yani mesela mi yapıyorlar? Paraları var, bunu saçıyorlar mı yoksa başka bir şey mi? Ya bence tanınırlık, görünürlük yani. Yani biz kendi başımıza kalıp kendi kıymetimizle hayat yaşayabilen insanlar olmaktan çıktık. Yani Avrupa'daki yönetici profiline bakıyorsunuz, bizdeki yönetici profiline bakıyorsunuz. Bir maçtan sonra göremiyorsunuz Avrupa'da maç sonu bir başkan, bir yönetici çıksın, maçla ilgili konuşsun. İşlerini yapıyorlar ama bizdeki iş tamamen görünür olmak ve çok ciddi paraları olan insanların da nasıl söyleyeyim, yani o parayla da tatmin duygusunu yaşayamıyorlar. Yani çok büyük kalabalıklar, onlardan aldıkları bir haz var. Bir süre sonra bu artık protestoya dönüşse de fark etmiyor. Yani benle ilgili konuşsunlar, benle ilgili bağırsınlar da ona da razıyım noktasına geliyor yönetici de. Reklamını istik etsin. Ya şimdi iyi bir örnek olur mu bilmiyorum ama mesela Sayın Ali Koç da tabii çok ciddi katkıları da oluyor futbola. Bunu da göz ardı edemeyiz ama bir tarafta bakıyorsunuz Ömer Koç'a, yani dünyanın en büyük koleksiyoneri, kitapla, sergiyle geçen bir ömür, o ona yetiyor. Ama mesela bazılarına da maalesef yetmiyor ve futbol bu anlamda çok fazla sizi görünür kıldığı için ve biraz hani kulüp sevgisinden, kulübe bir destek olmaktan ziyade biraz kendileriyle ilgili de bir şey olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, çok teşekkürler. Ümit Metin Yıldız'la Soyunma Odası kitabını konuştuk. Futbolcuları, teknik direktörleri, yorumcuları, seyircileri ve yöneticileri konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.